yanınıza. Ne Şimdi kadar. şöyle bir şey var, yani laf eskilerden açıldı da mesela bu Revivo'yu çok methediyorlar. Yani şimdi onu sizin o ideal, o rüya takımı alır mıydınız? Ya sizin Valla yerinize girecekti ya imkansız bir Mehmet'in. şeydi. Var mı öyle İmkansız bir şey? şeydi. İmkansız bir şey İmkan yani. yok. Hakikaten Rapa hiç, öyle. mapa hiç yani. Hakikaten yani. Küçük Fikret'i çıkarıp Rapa hiç mi alacaktınız? İmkansız bir şey. Veyahut Ya, Anderson'u öyle. koyup da Evet. Tommy Lawton Yok ya. Supi Supi'yi yok öyle şey hakikaten. O takıma hakikaten ben şimdi düşünüyorum da kimi koyabilirim? Valla kimseyi koyamıyorum. Çünkü o Hani o zaten devirdeki büyük futbolculardan, hani başka takımlarda oynayanlardan bile zor alınırdı oraya. herhalde. Mesela belki bir Şükrü'yü alırdınız. Herhalde. Belki Herhalde. bir Vedi Tosuncu'yu alırdınız. Herhalde. Yani. Yani o devirin hakikaten çok sivrilmiş insanlarını alınabilirdi yani. Yani birkaç tane Tabii takviyeden. tabii tabii tabii. Zaten öyle takviyeler oluyordu. Mesela Beşiktaş maçlarında bazı kimseler Beşiktaş takımında oynadı Ecnebilere karşı falan. Öyle bir şeyler alınıyordu. Ama şimdi vallahi bilmiyorum. Şimdi Ben zaten Türk Fenerbahçe futbolcusu takımına kalmadı yani. o ben Fenerbahçe takımına şimdi şuradaki takımdan bir kişiyi sokamam. Kimin yerine kimi sokacağım? Yani ama şimdi ben bu şimdiki nesil sakın alınmasın yani. Ve ben o nesli bu nesli de çok çok iyi bildiğim için özellikle bu nesli de çalıştırmış. Bu nesilden beraber olmuşum. Öteki takımım da falan. Ama hakikaten bir kişiyi koyacağımı zannedemiyorum yani. Doğru Mesela dürüst şimdi o adam yok. klasik takımımız yani Cihat, Murat, Ahmet, ben Küçük Ali, Samim, Küçük Fikret, Erol, Supi, Lefter. Şimdi İşte, ben kimin yerine hadi koyabilirim? defteri çıkart da biz de Lefter'i alalım. çıkart koy. Hani Lefter demeyeyim de ne bileyim ben Defter zaten çıkarılamaz. mesela Samim'i çıkart koy. Kimi koyayım? Yani Kim var? ki hemen hemen Yani takımın en kötü oyuncusu belki diyelim. Samim'di. Diyelim. Yani belki. Evet. Tabii en kötü belki. Ama onun yerine bile koyamam yani. Koyamaz. Kimi koyacağım yani? Yani o Düşünüyorum zaman yani. kalıbı vardı takımın. Her ne Ona takımda yedek bir kalıbı. girmenin de hep Çok hepiniz 90 zor. dakika Çok zor. oynardınız yani. Zaten eskiden takımlar Çıkınca 11-11'e çıkar. biri çıkarsa 10 kişi 10 kalırdı. kişi gelirsiniz. Ve 10 kişi Evet, oynardınız yani. öyle 3 kişi değiştirme Yok hakkı yok yok. falan 3 yoktu. kişi bilmem değiştirmek yok. Ben zaten antrenörlük hayatımda değiştirmeye hiç rağbet etmedim. Çünkü kendim de hoca talebi olduğum için beni bir düşünün siz. Oyunun 40. dakikasında çıkartıyorsunuz. Başka bir oyuncu koyuyorsunuz. Yani o sahadan çıkmak kadar zor bir şey olamaz. Yani ben futbolcularıma o şeyi yapmazdım yani. Bir de ayrıca yani ilk Küçük düşürmek çıkardığınız gibi bir şey tabii. oluyor benim gözümün Biz önünde. ayrıca ilk çıkardığınız takım da herhalde Anlarım. sizin Futbolcu kafanızdaki sakatlanır. Bir evet. herhangi bir sakatlık bir durumu olur. Oynayamayacak bir durum olur. Oynatma. Ama ben zaten bir antrenör olarak 11'i çıkartmışsam aylardır, haftalardır yapmış olduğum idmanlardan sonra en makul takım bu olduğu için Yani koymuşum. yani. O zaman ben kendi kendimi tekzip eder Tabii. vaziyette Yani düşünürüm en iyi yani. takımı çıkartıyorsunuz. Evet. Ondan sonra Sonra da beğenmeyip bir başkasını değiştiriyorsunuz. deneme Ya, tamamen tahtası. yanlış yani Evet. Ya mesela şu bu. son Beşiktaş Galatasaray maçında yani o takıma konan Sellami bir sene top oynamamış adam. Çıkarttı birinci takımda oynattı. Top yapacak Ayhan Mehmet falan Tabii ve onları sonra oynatmıyor. hele geçenlerde bir dakika var oyunun Evet. bitmesine. Oyuncu değiştiriyor. Ya ben futbolcu olarak hiçbir Girmem zaman oraya. isyankar bir insan değildim. Süper makul bir insandım. Hakikaten kulübümün her türlü ama o bir dakikayı girmem oraya. Tabii. Yani Yani üzüldü o. girmesinden hiç ayağına top değmedi. Girmesinden çıkması bir olur yani bir Hani dakikada. şimdi onu şey için yapıyorlar, yani zamandan çalmak için falan belki ama Zamandan o da değişiyor mu? her değiştirilen futbolcu için hakem bir dakika Tabii tutuyor tanıması ve lazım nitekim yani. ki şimdi eskiden öyle hakem 3 dakika var, 5 dakika daha var falan diye o tabela göstermezdi. Herkes futbolunu oynardı yani. Tabii Ve yani. kimse de hakikaten o devirde top futbolun içindeydi. Yani zannetmiyorum ki biz belki Maca şuraya buraya atıp da atılma, zaman geçirmek gibi. zaman geçirmek diye bir olay Çünkü gitti herkes yani. orada top oynamaya hevesliydi ve Herhalde. hobisini tatmin etmek Herhalde. için oynuyordu. Herhalde. Yani Herhalde. zevk aldığı için oynuyordu. Herhalde. Hem kendi zevk alıyordu hem seyirciler zevk Tabii tam alıyordu. bir amatördü. Öyle Evet. büyük bir paralar falan bir aylıklarınız vardı. Çok cüzi bir meblağ o da. Hele bazı takımlar hiç ne aylıklarıydı sonra doğru dürüst topları bile olmazdı. Evet. Bazı takımlar gelirdi. Yani bazı malzemelerimizi biz kendimiz verirdik yani.
İşte o yoksulluklar içerisinde süper kadrolar çıktı. Yani. İyi bir futbol oynandı. Yani o zaman seyretmek çok büyük zevkti yani. Her dakikası maçın ayrı bir zevkti. Şimdi 90 dakika oynanıyor, 2 dakika top seyredemiyoruz. Yani yok. Hakikaten öyle. Pas veremiyorlar. Çalım atamıyorlar. Çalımı da yasakladılar. Yani futbolun biraz içinde özgürlerim şart değil mi? Yani çalım bir insan, bir teke tek futbolda bunlar vardır. Teke tek kalırsın bir insanlar. Ama siz bunu geçeceksiniz muhakkak. Tabii ki o geçirmemeye çalışacak. Siz de onu geçirmeye. Mesela ben bir misal vereyim. Yani bunu bir şey için söylemiyorum. Yani gerçek olduğu için söylüyorum. Bunu görenler de oldu. Mesela Şükrü Gülesin. Bizim sağ bek Murat. Hakikaten son derece güçlü, mücadeleci, güçlü, kuvvetli bir insan. Şükrü'ye karşı bek oynadığı zaman Şükrü nedense Murat'a her zaman ekarte etme şansına sahip oluyordu. Ondan sonra beni Şükrü'nün karşısına koydular. Şimdi Murat'ın marka anlayışıyla benim adam markacı anlayışım tamamen değişikti. Murat Şükrü'nün tam karşısına gelir. Orada durur. Santranın orada durur. O da bunun diye geçer. Ha. Ama şimdi o devirdeki oynanan futbol, bugün onu hala arıyoruz, oynamaya çalışıyoruz, oynayamıyoruz. Şimdi hakikaten ben kendi Fenerbahçe takımına diyemiyorum. Mesela Şeref, Hakkı, Kemal, Şükrü falan bunlar böyle burnunun dibine gelecek adama top verecek. Her atılan top 30-40 metreydi yani. Öyle toplar atılmaz. Şimdi siz düşünün, Şükrü'yü marke edeceksiniz, geleceksiniz yüz yüze Şükrü'yle. Şükrü'ye bir arapa toplu açaklar. Siz dönünceye kadar adam senin kalene yetişiyor. Ve ben Murat onu yapardı. Çok yakın oynamaya çalışırdı. Ama ben inadına Şükrü'den en aşağı Şükrü santral değilim. Ben 18'in köşesinde beklerdim onu. Oraya kadar gelsin. Ve bir günde onu bana söylediği bir şey vardı. Çok enteresan. Niye orada duruyorsun diyordu. Ben böyle yoruldum biraz dinleniyorum falan. Halbuki Şükrü tam yiyecek bana bir vuracak. İkimiz beraber avuta çıkacaktık yani. Hani orada ona bir avans vermemem lazım. Şükrü süper bir çalım yapan bir insan değildi. Ama çok süratliydi. Kaçar, siz dönünceye kadar zaten alamada giderdi yani. Büyük bir avantajı var. Bir de onun hatırladığım kadarıyla topu taç çizgisinin üzerinden böyle götürmeye merakı vardı. Çizginin üzerinden giderdi hep, değil mi? Çizgiye çok yakın üzerinden giderdi ama kaleye doğru döndüğü anda yani şut şeyine çok yana kaçarsa o zaman kaleyi tam isabetli görme şansı yok. O çerçeveyi tam görmek için o 18'in keşiştiği noktanın oralara doğru gider. Öyle daha gidip yana, oradan içeri girerdi. Girerdi. Oradan içeriye girerdi. Orada oradan vururdu. Çünkü o sahayı net olarak görmesi lazım. Evet. Yani o kendi dezavantajı olurdu o zaman. Yani herkesin kendine göre bir ayrıca oyun planı tabii, var. Tabii kafasında yani antrenörün söylediğinin dışında yani. Tabii. Yani herkes. Hani ben hiçbir zaman hani top ayağımdayken burnumun dibine adam gelmesini istemem yani. Muhakkak. Ne ya diyeyim, size dedi? Tekme atacak ya evet. Siz ona çalım atmak zorunda kalacaksınız. Halbuki top tabii. Sizdeyken adama istediğiniz tabii, gibi tekme atacak. O sahaya ben esasında bir takım kendine saha açmak için evvela kendisi sahaya yayılacak. O yayıldığı zaman da hasım oyuncularını da yayacaksın. Ve oynayacak, o zaman da sana olacaksın. Büyük bir alan boşalacaktı. Oynama şansına sahip olacaksın. İşte o zaman da bir sürü insanlar hem çalımı yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çalım yapıp kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar falan yani. Doğru. O bakımdan yani eski futbolu ben her şeye rağmen gene çok daha iyi buluyorum yani. Efendim değerli izleyiciler, sohbetler bitmez. Zamanımız bitti. Değerli dostumuz, sevgili abimiz, sayın büyüğümüze bu programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz. İyi günler.